İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'a soralım biz de. Utku Bey merhaba, hoş geldiniz. Utku Bey merhaba. Son kez bir kez daha deneyelim. Utku Bey merhaba. Merhaba. Şimdi bir haberimizi izledik. Burada bugün de denetimler vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de içerisinde olduğu araçlarda, metrobüslerde, otobüslerde kalabalık var. Vatandaş diyor ki 5 sefer de koysalar, arttırsalar da bu sorun çözülemez. Çok büyük kalabalık var. Peki böyle kısıtlamalar geldi. Bunun sahada uygulaması nasıl olacak? Siz şu an hangi sorunlarla karşı karşıyasınız? Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda bir çözümü olabilecek mi? Tabii ki aslında biz bütün yolculuk talebini karşılayabilmek amacıyla her gün bir program yapıyoruz. Sahada çünkü yolculuklar şu anda artmaya devam ediyorlar. Bir pandemi döneminde aslında %90'a kadar yolculuklarda, toplu taşıma yolculuklarında düşüş yaşadık. Ama bu her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu ana kadar %50 oranında, yani daha önceden pandemi öncesinde yapılan yolculukların %50'si geri dönmüş durumda. Bir %50'si şimdilik toplu taşımada yok. Ama bu rakamlar her gün artmaya devam ediyor. Son genelgelerle yapılan düzenleme aslında bildiğiniz gibi il valiliği ya da il hıfzı sağ kurul kararıyla şehirlere göre değişiklik yapılabiliyor. Dolayısıyla bizim zaten son 3-4 aydır yaptığımız süreçte valiliğimizle görüşmelerimizde biz ayakta yolcu kapasitesi ya da toplu taşıma araçlarının kapasitesiyle ilgili çalışmalar yapmıştık. Dolayısıyla 2 gün önce yayınlanan valilik kararı ve sonrasındaki hıfzıssız sağlık kurul kararının bizim şu anki çalışma yöntemlerimizle ya da kapasitelerle ilgili çok fazla bir etkisi olmadı açıkçası. Ama gelinen bu süreçte son 3-4 aya baktığımızda toplu taşımadaki bu yoğunlukların devam ediyor olması, kuralların tam olarak işleyemiyor olması aslında hala bunun bir çözüm üretilmiş bir durum olmadığının açıkça kanıtı. Dolayısıyla biz aslında bütün araçlarımızla, özellikle belediyenin işlettiği bütün araçlarla, örneğin İETT'de 6000 araçla çalışıyoruz biz. %50 kapasite dediğiniz zaman minimum 6000 araç daha satın almak, 6000 araç daha sisteme koymak gerekiyor. Dolayısıyla kısa bir dönem içerisinde 6000 tane araç satın almak, otobüs satın almak ve sisteme katmak bizim için olanaklı değil. Hiç kimse için olanaklı değil. Yani biz buna kaynak aktarıyor olabilsek bile 6000 aracı satın almamız mümkün değil istediğimiz şartlarda. Dolayısıyla şu an bu yöntemlerle aslında toplu ulaşıma ya da gelen talebe belirlenen kurallarla karşılık vermek, cevap vermek çok mümkün görünmüyor açıkçası. Farklı önerilerimiz var bununla ilgili. Gündemde de zaten var ve tartışıyoruz. Son 3-4 aydır da öneriyoruz. Biraz talebi yönetmemiz gerekiyor. Yani İstanbul'daki yolculuk taleplerini saatlere göre, sektörlere göre değiştirmek. Örneğin kamu sektörünün biraz daha erken başlaması, belki biraz daha erken işini bırakması, dolayısıyla eve giriş yolculuklarını farklı saatlerde yapması ya da ne bileyim okulların farklı saatlerde açılacaksa eğer daha pik saat dediğimiz yoğun saat dışında başlaması, pik saat dışında tekrar bitmesi ya da özel sektördeki büyük fabrikaların, işletmelerin bu anlamda bir koordinasyon halinde yolculuk saatlerinin, başlangıç saatlerinin özellikle değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bizim belediye olarak tek başımıza alabileceğimiz bir karar olmadığı için de zaten valiliğimizle koordinasyon halinde ilerletmeye çalışıyoruz. Buyurun. Buyurun. Ben şunu da ekleyip sormak istiyorum. Kademeli mesaiden söz ettiniz. Bir taraftan da okullar şu an olmadığı için de o yoğunluk yok. Okullar olduğunda da 6000 araç varsa, bu 18000 araca kısa süre içerisinde de çıkamayacaksa ve bu sisteme de geçilmezse İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir krizle karşı karşıya kalacak. Buna ilişkin de var mı A, B, C planlarınız? Bir taraftan da insanlar toplu taşımalardan hem salgın riskinden dolayı aslında uzun zamandır kaçıyorlardı. Böylesi bir uygulama geldikten sonra da acaba kalır mıyım dışarıda, durakta çok fazla bekler miyim diye de özel araçlarına yönlenme oldu mu? Trafik yoğunluğunda da bir değişme var mı? Kesinlikle. Aslında ikinci sorunuzdan başlayayım. Bu bizim açımızdan, sadece İstanbul açısından değil, bütün dünyada böyle oldu. İnsanlar toplu taşımadan kaçıp
toplu taşıma kullanmayıp, yani bu tabii yaptığımız haberlerin, çıkan haberlerin de büyük bir etkisi var. Biz bir taraftan şunu yapıyoruz. İstanbul'daki bütün toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bireysel taşımacılar dediğimiz minibüsler, taksilerle ilgili dezenfektasyon işlemlerini, sağlıkla ilgili önlemleri, hem onlara da yardımcı oluyoruz hem de bütün araçlarımızı zaten dezenfekte ediyoruz. Yani bu bulaşı riskini minimuma indirmek açısından elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ama özel aracın, insanların özel aracı yine de tercih etmesi şehirdeki hem zaman kayıpları açısından, ekonomik olarak kayıplar açısından ya da çevre açısından ve şehirlerin yaşanabilirliği açısından çok tehlikeli bir durum. Bu ilk başta Çin'de başladığı için Çin'i takip ettik. Çin'de de özel araç satışları, özel araç kullanımı artmaya başlamıştı. Toplu taşımadan bir kaçış vardı. İstanbul'da da aynı böyle oldu. %50 oranında toplu taşıma insanlar şu anda tercih etmiyorlar ama özel araçları sokakta görüyorsunuzdur. Özel araçlarını insanlar kullanıyorlar. Bu da İstanbul'da bir trafik yoğunluğu çok öncelerden başlamaya başladı. Çok daha kötü hale gelmeye başladı trafik yoğunluğu. Beklenmeyecek ölçüde kötü hale gelmeye başladı. Dolayısıyla aslında özel araç kullanımının mutlaka şehirde bir etkisi var. Ve bu etki bizim için de İstanbul için de bir kriz halinde yavaş yavaş büyüyor. Biz bunun için neler yapıyoruz? Öncelikle toplu taşımanın güvenilirliğini, konforunu, hızını arttırmaya çalışıyoruz. Bunun için projeler gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan insanlara da toplu taşımaya güvenilmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde farklı ulaşım türleri seçenekleri ortaya çıktı. Bisiklet, yaya ya da diğer sürdürülebilir ulaşım türleri dediğimiz türlerle ilgili, raylı sistemlerle ilgili yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Zaten hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla özel araç bir alternatif, evet, çok rahat ve kolay bir alternatif. Ama şehirde özel aracın artması yerine bu sürdürülebilir ulaşım dediğimiz, biraz yürüyerek insanların okullarına ya da işlerine gitmeyi tercih etmesi, biraz bisikletle kullanmalarını tercih etmesi aslında çözümlerimizden bir tanesi olacaktır şehir için. İstanbul için çözümlerimizden bir tanesi olacaktır. Tabii ki toplu taşımada ihtiyacımız olan kapasiteyi oluşturabilmek açısından bildiğiniz gibi örneğin deniz ulaşımı bizim için çok iyi bir alternatif. Denizi çok ucuzlattık hatırlıyorsanız. 5 kuruş yaptık deniz ulaşımını. Dolayısıyla oradaki kapasiteyi yeterince kullanabiliriz. Yani gemilerdeki o büyük kapasite ulaşım açısından bizim için çok önemli ve değerli. Dolayısıyla deniz ulaşımının tercih edilmesi için hem entegrasyon, yani lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarını, otobüsleri deniz ulaşımına kaydırmak, insanların deniz ulaşımını biraz daha tercih edebilmeleri için hem fiyatta hem de diğer konfor açısından ya da ulaşılabilecek noktalar açısından iskelelerin yeniden, hatların yeniden gözden geçirilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ama karayolunda yine yeterli olmayacaksa, şu anda okullar olmadığı için personel öğrenci servislerinin kullanılması ya da onlarla çözüm üretilmesi ya da minibüslerle ilgili çözümler üretilmesi gibi alternatif şeylerimiz, evet, projelerimiz var tabii ki. Ama yine de sistemin ya da karayolu altyapısının mevcut İstanbul gibi bir tarihi bir şehirde ne kadar yol yaparsanız yapın bu kadar hareketliliği karayoluyla gerçekleştirmek çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten çözülemeyecek bir noktaya gelme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla farklı alternatif ve toplu ulaşımdaki bu güvenliği, güvenilirliği, sağlık koşullarını ve konforu sağlamak en büyük hedefimiz, önceliklerimiz. Gün ve gün zaten raylı sistemlerle de ilgili de takip ediyorsunuzdur. Ne kadar yatırım yapabiliyorsak raylı sistemleri bir an önce hayata geçirmek açısından da bütün çabayı gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de kimseyi durakta bırakmamak üzerine, her bütün ulaşım talebini karşılamak üzerine de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Utku Bey, kapatmadan bir cümle şunu sorabilir miyim? Yakında bir zam, bir şey var mı ulaşımla ilgili beklediğiniz, öngördüğünüz? Şimdi bu kısıtlamalar da gelince sayılar artacak ya da işte 5 kuruşla ilgili deniz ulaşımında o devam edecek mi? Ona ilişkin çalışmalar devam ediyor mu? Denizin tercih edilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Çok daha iyilerini yapmak üzerine kurgularımız var. 5 kuruş henüz kaldırılmayacak değil mi? Devam edecek o. Şu anda bitti aslında. Süresi bitti. Yani bitti. Onu bir 3 aylık yapmıştık. Uzayacak mı? İstiyoruz uzatmak ama bir bakacağız, değerlendiriyoruz. Denizi, yani sadece denizi ücret açısından düşünmeyin. Denizin kullanılması açısından yeni iskeleler, yeni hatlar, yeni
kıyıya paralel çalışan hatlar ve benzeri düzenlemelerimiz var. Bunları teker teker hayata geçireceğiz. Peki. Tabii ki. Zamla ilgili bir gündemde sadece şey zammı var, servis zammı var. Yani onların periyodik olarak her yıl başında, her yıl başlangıcında aslında yapılan bir zam konuşuluyor şu anda. Yıllık olarak yapılıyor çünkü. O gündemde bunun oranıyla ilgili hem esnafla hem tüketici dernekleriyle hem diğer kurum kuruluşlarla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla o dönem başında sene boyunca taşıyacakları öğrencilerle ilgili bir gündemimiz var. Bunu da herhalde bir ay içerisinde netleştirmiş olacağız. Onun dışında şu anda bir zamla ilgili gündemimiz yok açıkçası. Tamam. Çok teşekkür ederiz Utku Cihan, katıldığınız için. Sağ olun.